Merhaba arkadaşlar, ben Şahin Ersever. Bu videoda size SQL'de Union kullanımından bahsedeceğim ve PDO üzerinde de bir örnek yapacağız. Şimdi arkadaşlar Union'dan kısaca bahsedecek olursam, arkadaşlar bu sorgu bizim iki tane farklı tablodaki verileri tek bir data olarak çekmemize, listelememize yarıyor. Ve bu sayede içerisinde istediğimiz şekilde aramalar yapabiliyoruz. Ne işimize yarayacak diye soracak olursanız, örnek veriyorum bir firma skripti yazıyorsunuz, hatta emlak skripti yazıyorsunuz ve bunun içerisinde satılık ve kiralık olarak tablolarınızın farklı tablolar olduğunu düşünün. İçerisinde bir arama yaptıracağınız zaman tüm datayı tek bir şekilde, tek bir liste halinde aratabilirsiniz. Veya bir web siteniz var, işte sunucunuzda yani database'inizde sayfalar ve blog yazıları ayrı bir şekilde tutuluyor. Ve siz bu kullanıcılar siteniz içerisinde bir arama yaptığı zaman işte siz arama sonuçları listesinde işte bloglardan şu sonuçlar bulundu, işte sayfalarda şu sonuçlar bulundu, işte projelerden şu sonuçlar geldi şeklinde tek bir data halinde tek bir yerde toplayabilirsiniz. İşte biz bugün bu Union'dan bahsedeceğiz arkadaşlar. Dilerseniz vakit kaybetmeden dersimize başlayalım. Şimdi Localhost'a girdim arkadaşlar ben phpMyAdmin'e. Burada test adında bir veri tabanı oluşturacağım. Karşılaştırması da UTF-8 Türk işçi olsun. Ya da General C yapabiliriz. Tamamdır. Benim şimdi arkadaşlar burada benim iki tane tablom olacak. Tablo 1 diyorum. Ekliyorum. Bu auto increment ve primary olarak belirliyorum. Bu benim T1 ID diyorum arkadaşlar. Tablo 1 ID'yi burada belirtiyorum. Ve T1 açıklama yazmam yeterli olacak dersi anlatmam için. Buraya da 250 diyelim. Ve ikinci tablomu oluşturuyorum. Bu da tablo pardon, tablo 2 olsun. Buna da T2 öbürüne alt tire koymuş muyduk? Yani çok fark etmiyor da düzenli olsun diye ben bir bakayım. Evet, alt tire koymuşuz. T2 ID diyorum. Buna da auto increment diyelim. Buna da T2 açıklama şeklinde yazalım arkadaşlar. Varchar 250 yeterli olacaktır dersi anlatmam için. Şimdi veri tabanı bağlantımızı yapalım arkadaşlar. Ben burada DB diyorum. New PDO diyerek PDO sınıfımı başlatıyorum. 3 tane parametre alıyor arkadaşlar PDO sınıfımız. Dördüncü parametreyi de alıyor ama şu anda bizim işimize yaramıyor. MySQL diyorum arkadaşlar. Bağlanacağım sunucunun MySQL sunucusu olduğunu belirtiyorum. Hostum localhost. DB name'im testti galiba. Değil mi? Evet, test de database adımız. Ve arkadaşlar ikinci parametre kullanıcı adımız. Ve şifremiz üçüncü parametre. Şifremiz de boş. Hemen bir çalıştırayım sayfayı. Şu anda bir sıkıntımız yok arkadaşlar. Veri tabanı bağlantımız başarılı bir şekilde gerçekleşti. Şimdi şöyle yapalım. Bunlara biraz veri ekleyelim. Buna işte açıklama, hatta T2 açıklama diyelim. T2 açıklama. Kopyalayayım bunu. Açıklama 2 diyelim. Bir daha ekleyelim. Tablo 2. Ekle. 3 ve 4 tane veri yeterli olacaktır. T1'e de tablo 1'e de ekleyelim hepsini. Şunu T1 yapalım. T1 açıklama.
Kopyalıyorum bunu da. 2 3 4 ve 5 tane veri de buraya ekleyelim arkadaşlar. Evet, tamamdır. Şimdi iki tablomuzun içerisinde de bazı verilerimiz var. İşte benim demek istediğim şey, ben bu iki tabloyu birleştirip tek bir data haline getirmek istiyorum. Bunu nasıl yapacağım? Hemen isterseniz işe koyulalım arkadaşlar. Şimdi biz normal bir şekilde veriyi çekmek istediğimizde SQL sorgumuzu nasıl yazıyorduk? Şöyle bir değişkende SQL sorgumuzu yazalım. Select yıldız from tablo 1 diyerek ben bu tablo 1 içerisindeki verilerin SQL sorgusunu bu şekilde yazabiliyordum. Tamam, isterseniz hemen bu database içerisindeki bu verileri çekelim. Data diyorum eşittir. DB içerisindeki prepare metodumu kullanarak ben bu SQL sorgusunu gönderiyorum database'e. Ve arkadaşlar sonrasında da bunu çalıştırıyorum. Data diyorum. Execute diyebiliriz. Sonra bunları bir değişkene tekrar atıyorum. Datalar diye. Bu da data fetch all diyorum. Tüm hepsini getir anlamına geliyor. Video fetch asoc ile de indis değerlerinden kurtuluyorum. Tabloda benim verdiğim isimlerle geliyor. Şimdi print r ile ben bu data içerisini görmek istiyorum. Hemen ekranda bir çıktığımızı görelim. Şöyle kaynaktan baktığımız zaman, şimdi ne oldu arkadaşlar? Ben tablo 1 içerisindeki verilerimi listeledim, değil mi? Şimdi aynı şekilde ben bunu kopyalayıp burayı tablo 2 yapsam tablo 2'yi de listelerim. Ama biz işte bu derste union kullanımını göreceğiz arkadaşlar. Ne işimize yarayacak? Hemen şimdi onu da görmüş olalım. Şimdi buraya ekliyorum arkadaşlar. Kullanımı union all şeklinde kullanıyoruz. Ve buraya ikinci tablo olarak da select yıldız from tablo 2 şeklinde belirtiyoruz. Ama şimdi burada şu şekilde bir fark var arkadaşlar. Biz burada select yıldız from diyemiyoruz. Biz bunları ortak bir paydada buluşturmamız gerekiyor. Şimdi bizim buradaki ID'lerimizi ne diye yazmıştık? Hemen bakalım. Bakın T2 ID ve T1 ID olarak yazmıştık. İşte biz bunları ortak bir paydada buluşturmamız gerekiyor. Nedir o da? Şöyle, şimdi bu tablo 1'de T1 ID as ID şeklinde belirtebilir miyim ben? Evet, belirtebilirim. Burada da aynı şekilde şöyle yapabilir miyim? T2 ID as ID diyebilir miyim? Tamam, onu da diyebilirim. O zaman bu iş çözülmüş oldu zaten şu anda arkadaşlar. Ben bunların ID'lerini ortak bir paydada buluşturmuş oldum. Başka ne vardı? Açıklamamız vardı yanlış hatırlamıyorsam. Evet, T1 açıklamamız var. Hemen buraya bir virgül koyuyorum arkadaşlar. Açıklamaya da as açıklama diyelim. Ve burada da aynı şekilde T2 açıklamaya as açıklama diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi ben bu sorguyu çalıştırdığım zaman bakalım nasıl bir şeyle karşılaşacağım. Gördüğünüz gibi biz şu anda tüm verilerimizi anahtar değerlerini ortak bir paydada buluşturarak tüm verimizi listelemiş olduk. Evet arkadaşlar, union all kullanımı bu şekildeydi. Bir sonraki dersimizde de bu çektiğimiz data üzerinde filtreleme işlemini nasıl yapabileceğimizi göreceğiz. O derste görüşmek üzere.